Herkese merhaba. Zeytin Dalı programındasınız. Hoş geldiniz. Biz de hoş bulduk. Efendim, bugün Viyana'dan size çok ilginç bir konuk getirdim. Kendisi mühendis olarak başlamış, yol öyle evet. Çıkmış. Ve sonrasında kötü yollara saparak çevirmenlik ve denemecilik konusunda hakikaten önemli işler yapıyor. Erhan Altan, hoş geldin Erhan. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Rica ederim, rica ederim. Şimdi Erhan, işimiz çok. Hı hı. Öncelikle bize güzel kitaplar hediye ettiğin için teşekkür ediyorum bir okur olarak. Hızla okudum. Telaffuzumda herhangi bir aksam olursa lütfen düzelt. Zugun Ruhe. Evet. Doğru mudur? Evet. Şimdi bu Viyanalı Şairler Albümü diye bir başlığı olan, son derece kapsamlı, hakikaten çok emek var. Ve bir grup Viyanalı şairi bizimle buluşturan bir kitap olmuş. Ellerine sağlık. Şimdi neler konuşacağız bugün? Bizi izleyenlere neler sunacağız? Viyana şiiri esasen çok da benim açımdan bakıldığında bilinen bir şiir değil. Mutlaka bilenler vardır ama yani bu kitabı okuduğumuz zaman o genel perspektifi görebiliyorsun. Şimdi şöyle soracağım tabii. Neden bu şairler? Önce tabii birazcık bahset, kimleri seçtin, neden seçtin, gözünü taktırtacağım tamam. sana. Tamam. Benim özel şairlerim var, onları soracağım. Tamam. Çalışırken öğrendiğim. Tamam. Evet. Her şeyden önce çok şanslıyım. Senin gibi bir okur bulduğum için teşekkür bu kitabımın ederim. Ne kadar okunduğuna emin değildim. Şimdi Viyana, Avusturya şiirinde İkinci Dünya Savaşı sonrası dönem yepyeni, bambaşka bir dönem. Keskin bir dönem aslında. Çok keskin, evet. Çok sert başlayan bir dönem. Neden? En önemli neden nasyonal sosyalizm. Ve bir imkansızlıkla başlıyor çünkü bütün avantgard, ilerici edebiyat ne varsa Naziler tarafından imha edilmiş. Teker teker bulmak zorundalar. Hiç biz bunu bilmeyiz değil mi tabii, aslında? Tabii. Üstelik Avusturya'nın Almanya'dan bir farkı var. İşte Avusturya Sovyetlerle paylaşılmasın diye Avusturya suçlu bulunmamış, fail bulunmamış. Ne yapsın, Almanlar ilhak etti dendiği için bir ikiyüzlülükle başlıyor İkinci Dünya Savaşı sonrası tarihine. Tabii şairler de buna isyan ediyor. Ama isyanları direkt toplumcu bir söylemle değil, dilin içine girerek oluyor. Çünkü dil kirlenmiş. Yani avantgardlıklarının kökeninde böyle bir kirlenmiş dilden kurtulma arayışı da var. Bu kendini birçok yerde gösteriyor. Ve tabii ilk 5 şairden oluşuyor Viyana grubu ve bunlar çok sert adamlar. Kavgacı, gürültücü, patırtıcı adamlar. Böyle başlıyor. Şairler biraz böyle oluyor galiba. Erkek olanları özellikle. Ha, oraya gelelim. Tamam. Evet. Bir erkek dünyası aynı zamanda. O yavaş yavaş anlaşılıyor. Dolayısıyla hani seçtiklerimde o eski baba şairlerden tabii ki almak istedim. Ve nitekim işte Hans Karl Artmann var, Gerhard Rühm var. Achleitner var, Oswald Wiener var. Burada eksik olan Konrad Bayer. Ernst Jandl'ı aldım. Ernst Jandl Türkçe'ye daha önce çevrilmişti. Yapı Kredi'den bir kitap çıktı. Bir de biz bir kitap çıkardık Avusturya Kitaplığı dizimizde. Onu da konuşacağım vakit kalırsa. Evet. İşte Jandl grubun dışında, o Kopenko Keza dışında ve Elfriede Gerstl. Bunların evet. hepsi aşağı 5 yukarı aynı yıllarda doğmuş insanlar. Sonra arkasından ikinci kuşaktan, işte Prisnitz, Chernin, Schmatz, Waterhouse ve Donhauser'i aldım. En sonunda Encott'un genç kuşaktan birisini aldım. O çok ilgimi çekti evet. zaten. Onu da konuşmak istiyorum seninle. Şimdi tabii şunu sormak istiyorum. Öncelikle kitabın adı. O bu içeriğe de çok iyi temas eden bir evet. adı olmuş. Onu biraz anlatsana bize. Zugunruhe, Almanca kuş bilimi. Kavramı ve başka dillerde karşılığı yok. Yani İngilizceye giderseniz gene Zugunruhe demek zorundasınız. Bu arada Almanca Z okunuyor. Ben öyle söylüyorum. Yoksa Türkçe'de Zugunruhe diyebiliriz. Bu şey, Almanya Güney Afrika Cumhuriyeti ile birlikte kuşların, göçmen kuşların en çok indiği iki ülke. İzlemişler. Göçmen kuşlar yazı geçiriyor. Tam artık gitmelerine birkaç gün kala
tuhaf davranışlar gösteriyorlar. Durup dururken kanat çırpıyor ve sakinleşiyor. Gece uyuyamıyor. Acayip bir aktiflik var. Buna göç huzursuzluğu demişler. Hmm. Çünkü göçek 24 saat uçacakları bir yepyeni bir yaşam moduna geçecekler. Hormonal bir hazırlık yapıyor beden. Ama kuşun bilincinin bundan haberi yok. Garip garip davranıyor. Yani salgılanan hormonlar ona böyle davrandırtıyor. O davranışlara bakarak işte dengesiz bir kuş olduğunu düşünebiliriz. Halbuki o geleceğin habercisi. Ben de özellikle bu kavramı seçtim. Kitabım biraz böyle olsun istiyorum. Özellikle şairler öyle. Şairler öyle. Yani onlar çok güzel. Onlar yaptıklarıyla bir göç, huzursuzluğu manzarası sunup sonra Avusturya şiirini değiştirmişler. Ben edebiyatta, sanatta, her şeyde etkiye inanan birisiyim. Etkiden yanayım. Sonuna kadar etkilenmekten yanayım. Bizim kendi işte Türk bilmem nemiz diye bir şeye asla inanmıyorum. Genç şairleri daha çok belki etkilerim, başka bir bakış açısı onlara sunarım diye de çevirdim. Sadece genç şairler değil, yani değil, bence tabii. Bütün o geniş tutalım edebiyatçıları, genç ya da yaşlı hiç tabii. Fark etmez. Edebiyatçının yaşı da yoktur. Tabii ki. Sonuç olarak herkesin okumasında fayda olan bir çalışma bu. Evet, aynı zamanda tabii burada pek yeri yok ama yani ülkenin içinde bulunduğu durum nedeniyle siyasi bir kavram olarak da düşünülebileceği için de kullandım. Evet. Evet. Peki sana denk düşen yanı nedir bunun? Ben bundan 20 yıl önce Viyana'da aşağı yukarı 20 yıl önce bir sempozyuma gittim. Viyana grubu sempozyumuna. 4 gün 4 gece sürdü. Hiçbirisini kaçırmadan izledim. Ve izlediklerimden hiçbir şey anlamadım ama benim geleceğimin orada olduğunu biliyordum. Anlamamak bazen iyi bir nokta değil mi? Yani çok, anlamamak çok güçlü olabiliyor. Evet, çok güçlü olabiliyor. Yani iki tane anlamamak var. Bir anlamıyorsun ve sadece anlamıyorsun. Öbürü anlamıyorsun ama orada bir şey olduğunu görüyorsun. Evet. Onu nasıl görüyorsun? Korkunç bir şey. Yani insan beyninin bilmediğimiz yetileri var belki de. Göç huzursuzluğu gibi bir evet, şey o da. Yani. Evet, bana da öyle olmuştu ve Viyana grubuyla başlamıştım. Evet, mühendislikten Viyana grubu ve sonra edebiyat. Evet. Huzursuz olmak için yeterli nedenler. Yani var. Ve o huzursuzluk devam ediyor. Evet. Ya etmeli galiba değil mi? Çünkü geçen bir arkadaşımın bir cümlesine rastladım. Yani o huzursuzluk aslında yaratıcılığı da körükleyen bir şey. Evet. Katılır mısın buna? Kesinlikle. Yani... Yaratıcılık daha önce tanımadığımız yeni yapılarla karşılaşmamızla oluyor çoğu kez. Yani hiç daha önce gitmediğimiz yeni bir şehre gittiğimizde sokaklarında dolanırken de yaratıcı oluyoruz. Beynimiz zorlanıyor çünkü. Yani illa böyle olmak zorunda değil ama bu çok iyi bir yöntem. Her zaman kesinlikle, da kullanabiliriz. Kesinlikle. Şimdi tekrar kitaba dönelim. Kitapta hakikaten şiirler var, çeviriler var. Ha, onu hemen söyleyelim. Bir çeviri ekibin var orada. Evet. Çok akıllı insanlarla birlikte yapıyorum çeviriyi. Burak Özyalçın, Hayati Yıldız, Seda Tunç. Yani işlerin iyi gittiği bir dönemde biz ayda iki kere benim evimde akşamları buluşuyoruz. Bu çok lazım, çok gerekli bir şey. Çünkü yani en sosyal çevirmen bile bir izolasyona düşüyor. Ve bunca yıldır çeviri yapıyorum. Hala çeviri yaparken çok çaresizim. Çaresizliğe düştüğümde aynı benim çaresizliğe düştüğüm yerde arkadaşlarımın da çaresiz kaldıklarını görmek benim için çok rahatlatıcı. O zaman doğru yolda olduğumu görüyorum. Şiir çevrilemez diye bir yaklaşım vardır. Buna katılır mısın? Bu konu üzerinde düşünmek benim için bir kategori değil. Bunu düşünerek elde edeceğimiz bir şey yok. Yani bu cümlenin arkasında otantik yaratıcının beynine gitmek var. Halbuki bu çok da önemli değil. Önemli olan bir şiirin çevirisiyle biz öbür tarafa neyi aktarabiliriz, neyi aktarmalıyız? Bunun üzerine düşünmeliyiz. Biz çevrilebilir desek de demesek de şiirler çevriliyor, çevrilecek. Ama neyi taşımalıyız? Her şeyi taşıyamayız. Zaten bu kitap başlı başına bunun antitezi olarak karşımızda duruyor. Yani. Evet, evet. Bütün bunlarda tabii benim arkadaşlarımın, Seda hariç, diğer ikisi de benim gibi mühendis. Galiba bunun da bir şeyi var. Biraz mühendisçe yapıyoruz. Bazen suçluluk da duymuyor değilim. Ama bakış böyle. Yani çok teknik bir algımız var. Seda mı sizi kurtarıyor? Bu arada Seda diye söylüyorum çünkü Seda benim eski öğrencim. Buradan kendisine selam da söylüyorum. Çok da gurur duydum adını zikredilmesinden. Evet. Seda'nın dilden geldiği belli oluyor. Evet. Katkılarında.
Her zaman yaratıcı bir çocuktu zaten diyorum. Öyle bir öğretmenlik ruhuyla. Hakikaten yani bu çalışmada yer alması bir gurur kaynağı, sağ olsun. Şimdi tekrardan neye geleceğim? Tabii ki kitaba döneceğim ve kitapta, dur şimdi söylüyorum, Gerstil. Gerstil. Gerstil, evet Gerstil. Elfriede. Elfriede Gerstil. Elfriede Gerstil, tamam güzel. Ve Ann-Cotten. Neden Ann-Cotten? İkisi de kadın, farklı dönemlerde yaşamışlar. İkisinin de beni çarpan bir şiir birikimleri var. Özellikle ben bu hangi dönemde yaşamıştı? Yani Gerstil sanıyorum 20'lerin sonunda doğmuş. Evet. Tur, bir saniye yok hayır tam olarak söyleyebilirim. 30'ların başında. 30'ların başında. Yani Ann-Cotten'ın aralarında neredeyse 50 yıl var. Evet. Çok tuhaf bir payda buldum ikisine, yani kadın olmalarının dışında. Şimdi Gerstil'in senin anlattığın hikayeden yola çıkarak çok ilginç bir öyküsü var, yaşam öyküsü var. Onu birazcık hani bize aktarırsan şiirleriyle de buluşma şansımız olabilir. Gerstil Yahudi. Ben seçmedim bu zamanı diyor. Evet. Ve İkinci Dünya Savaşı başladığında çocuk, yani biterken de artık kızlığından çıkmak üzere ama gene bir çocuk. Bir şekilde Naziler tarafından yakalanmıyorlar. Yakalanmıyorlar ama var da olamıyorlar. Varlıkla yokluk arasında bir halde yaşıyorlar annesiyle birlikte. Ve işte bir evleri var ama ses çıktığı anda komşular onların orada olduğunu anlayıp Nazilere bildireceği için, bu da ölüm demek olduğu için hiç ses çıkarmadan büyüyor. Gerstil, Elfriede Gerstil bir çocuk olarak. Yani şu kadarcık bir çocuk hiçbir zaman ses çıkarmıyor. Ve ses çıkarmamayı öğrenmiş. Savaş bittiğinde kurtuluyor. Ama bu sefer de ses çıkarmayı öğrenemediği için galiba hep sessiz sedasız bir insan olarak kalmış. Şiirinde de şimdi Viyana grubuyla eş zamanlı olarak çıkıyor şair olarak. Bir kadın olarak. Ve bir kadın olarak ve gürültü patırtıcı erkekler dediğim gibi onların yanında orada da sessiz sedasız kalıyor. Sessiz sedasız kalmaya öyle alışmış ki. Ve çok zor o erkeklerin yanında var olmak. Ve şiiri de gene oldukça sessiz bir şiir. Bulabilirsek çok ilginç bir yer vardı. Burada. Evet. Bir saniye. Bir yerde bir şiirin, bir dizenin sonucu Wald diye bitiyor, orman demek. Onun hemen altındaki dizenin sonu Feld diye bitiyor. Çeviri sırasında Georg Obuhumar vardı. Ya ben burada Welt duyuyorum dedi, dünya. Hı. Sonra evet ben de çeviride gördüğün, dün, yağmaya, dünya diye vermeye çalıştım. Dünyayı adlandırmamış, iki dizenin sonları ama olmayan kafiyenin de... çok kulağınızı verirseniz duyulacak bir ses olarak bırakmış. Sesle. Çünkü dünyaya bir türlü giriş yapamıyor. Çok ilginç. Evet. Ya çok çok güzel bir finali var bu bölümün. Diyorsun ki öne çıkmadı ama hep oradaydı. Evet. Dışarıda kalan bendim. Evet. Bu nasıl bir şey ya? ya Gerstil'i ben uzun zaman fark edemedim. Hani suçluluk da duyuyorum diyeyim. Viyana grubu avantgard öyle kamaştırdı ki gözümü. Ve bana sadece kamaştırmadı. Viyana grubu benim kendimi geliştirme sözünü verdi bana. Büyük bir potansiyel gördüm kendim için. O sırada onu gözüm görmedi. Sonra yıllar sonra yavaş yavaş. Gözüm görmediğim kadın da yani ayda en az iki kere gördüğüm bir edebiyat etkinlikleri yapılan yerde hep gördüğüm birisi. Ama insan kaçırıyor bir sürü şeyi böyle kaçırıyor. Viyana edebiyat çevresi de çok geç fark etti onu galiba. Evet, evet. Yani çok acı bir şey. Elfriede Gerstil'in bütün yapıtları ölümünden sonra bir araya getirilerek yayımlanabildi. Çok enteresan. Sağlığında sadece tek tek kitap çıkarmış. Öldükten sonra bir şey kaçırıldığını fark ediyor insanlar. Şey de var, o kadar çok şair var ki ve çok iyi şairler var Avusturya'da onun döneminde. Evet öyle olmuş yani. Evet. Çok fazla kadın yok ama. değil mi? Yani bir de o anlamda da var olabilmesi, bu kadar sessiz olmayı tercih edip buna rağmen var olabilmesi şiirinin çok güçlü olduğunu gösteriyor. Yani. Evet. Çok durduğu yerde durmuş ve
çok kendine özgü bir şiiri var. Yani, sen onları çevirecek misin peki kitap olarak karşımıza? Günün birinde. Günün birinde. Bu sözü burada almış oluyorum senden. Tamam, bekliyoruz. Evet. Ben özellikle bekliyorum. Tamam, sağ ol. Çünkü o sessizlik içerisinden çıkan ses beni de büyülüyor açıkçası. Yani bir yazar olarak, bir şair olamadığıma göre bir yazar olarak, bir okur olarak büyülüyor. Tabii şimdi sanat deyince hep çok güçlü bir şekilde olan, tezini, iddiasını ortaya koyan insanlara alışmışız. Öyle oluyor. Öyle de olmak zorunda galiba bol miktarda. Ama sanat dediğimiz eğer alternatif dünya tasarımlarıysa bu da var ve böyle bir sürü var. Evet. Onları görmek için bizim çaba sarf etmemiz gerekiyor. Onlar bize bağırmıyorlar, seslenmiyorlar, sessiz sessiz duruyorlar. Peki şunu sorayım, hani bizi seyreden genç arkadaşlarımıza da bir mesaj olması anlamında biz nasıl onları bulacağız? Bu sessizlik içerisinde yazanları örneğin. O genç arkadaşlarımıza ne önerirsin? Şair olsun veya olmasın ama edebiyatı seven insanlara. Yani kanona, herkes kanonla başlıyor. Kanonu reddetmek mümkün değil. Mümkün değil. Hani kanonu reddederseniz onun yerine başka bir kanon koyuyorsunuz. Ha. Sadece bu kadarcık oluyor. ama yani kanonun ben o kadar kötü bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Ama onun dışında da hayatlar var olduğunun bilincinin zihnimize yerleşmesi galiba. Yine de ısrarla okumaya devam etmek galiba, değil mi? Evet. Yani evet. Temelde olan yani şey yok. Kenarda kalmış, kaybolmuş o kadar çok şair var ki ve onların mutlaka bir iki iyi şiiri oluyor. Evet. Yani. Peki gel bizim Enkote'ne. Şimdi Elfriede Gerstel o Viyana grubuyla birlikteyken böyle bir varlık kurmuş, eş zamanlı varlık kurmuş birisiyken kendisine Enkote'un bütün bu macera geçtikten, ikinci kuşak da geçtikten sonra mirası devralmış ama devraldığı mirası ne yapacağını bilemeyen, genç kuşağın en önde gelen şairi. Çok ünlü galiba değil mi? Çok ünlü. Yani Almanya'da yükselen kuşaktı herhalde. Yani Surkamp yayın evinde çalışıyor. Surkamp ona mecbur bıraktı. Roman da yazdırdı. Roman satıyor diye. Evet. Romanı sattı mı? Satıyor. Yani gerçek, yani bestseller değil ama satıyor. Yani zaten bu yazarların hiçbir zaman eseri bestseller olmaz. Ya olamaz. Onu da soracağım. Olmaması da gerekiyor. Olmaması gerekiyor. Ama bir konuş da ben ondan sonra vakit kalırsa söyleyeyim. Öyle ağır bir miras aldı ki bu genç kuşak. Ne yapacağını bilmiyor. Onu bir kere daha dönüştürmek, bir kere daha ona takla attırmak öyle zor ki Enkote'un ne o mirası reddedip ne de onun tam olarak devamı olmayacak muzip nükteden bir şiir yarattı. Neo avantgard sayabilir miyiz kendisini? Pek sayamayız. Pek sayamayız. Yani böylesi bir deneyin peşinde gibi gelmiyor bana. Ama ne orada olup ne orada olmayı veya hem orada olup hem orada olmayı çok iyi başarıyor. Başka şans da yok. Yani böyle bir dönemden geçilmek şimdi zorunda. Şimdi ne ilginç biliyor musun? Gerstel'de o kendini yok etme, kaçma duygusu hakimken, evet. Kotten'de evet. Don Quixote'a da referans vererek şiirinde, evet. Çok da güzel bir çeviri o. Hani burada duralım, hani görünelim şeklinde bir duygu. Çok güzel yakalamışsın. Yakalamış ben hiç düşünmemiştim. Evet, çok güzel. Ama bana aynı zamanda kuşaklar arası bir geçişkenliği de gösterdi. Yani hani o kuşağın kadını ya da işte gerçekten sanatıyla var olmayı çabalayan birisinin o sessizliğine şimdinin sesi görünelim. Görünelim ki algılanalım, kaçmayalım şeklinde bir yaklaşım verdi bana, bilmiyorum. Yok doğru vermiş. Doğru vermiş. Gerçekten zor. Yani şiir bütün dünyada, erkekler dünyası, Avusturya'da özellikle böyle olmuş. Evet. Biraz vurdulu kırdılı bir erkekler dünyası. Biraz Türkiye'ye yakın değil mi? Anlamda bakılır. Bu anlamda bakılırsa yakın ama dünyada birbirine en uzak iki şiir hangisi derseniz Türk şiiriyle Avusturya şiiri derim bildiğim kadarıyla. Yani Çin şiirini falan bilmiyorum. Niçin? Ya, hemen parantez açayım burada. Niçin? yani hep Türk şiirini düşünüyorum. 2000'lere kadar, hatta 2000'lerde bile tahkiyeci bir şiir. En güvendiğiniz şiir bile tahkiyeci çıkıyor. Mesela bunun dışında kalan bir şiir var mı derseniz var. Behçet Necati Gil'in Kareler kitabı örneğin. Ama bir şey anlatmak
yanlış girdim. Akış çok önemli Türk şiiri için. Dizelerden aşağı akmak çok önemli, geri dönüşler çok az. Oysa şiir geri dönüşlerle düşünceye yönelebilir ve akıştan kaçıp tek bir ana sığınabilir. Bu bizim şiirimizde çok az. Avusturya şiiri ise tamamen dil odaklı. Yani şunu demek istiyorum, Türk şiiri aslında bir hitap şiiri. Hitap düşünülerek yazılıyor. Sen bir keresinde konuşurken demiştin ki burada Bursa'da mı bir atölyeye katılmışsın, onun yöneticisiymişsin. Evet. Katılanlar bu şiirlerle karşılaştıklarında ilk etapta hiç sevmemişler. Evet, yani burada hiç duygu yok dediler. Ben de dedim ki duygu yok ama düşünce var belki. Ve düşüncenin üzerine giderseniz arkasından belki duygu da sizi izleyebilir. Avusturya şiiri çok düşünce odaklı ve dil odaklı ve dili araştırıp, yani deneysel şiirin hayali şuydu, mikro dilsel deneyler yapacağız ve bu deneyleri topladığımızda dile dair yepyeni bir anlayışa gideceğiz. Böyle bir şey, hiçbir zaman gerçekleşmeyen bir beklenti. Ya fikri de fizik deneylerinden alıyorlar. Bu ama oldukça sert ve düşünme nesnesi olan bir şiir yaratmış. Ama ikinci yeni dahil Türk şiirini yorumlarken sürekli işte atıyorum Turgut Yar'ın o sırada yaşadığı neydi, bilmem ne işte neye cevap vermişti. Hep böyle bir düşünüş var. Bu da bir şiir, o da bir şiir ama Türkiye'de bu şiirin tek sadece böyle olabileceği zannediliyor. Bu yüzden Avusturya şiiriyle karşılaşmak bunun tek varlık hali olmadığını anlamak için çok iyi bir fırsat. Çarpıcı bir deneyim en azından. Evet. Yani evet. Bir de dil bilim konusunda da hemen hepsi çok yani Wittgenstein'e kadar giden bir... Çok güzel. Evet. Zaten Viyana grubu kendi kökeni olarak Wittgenstein'i görüyor. Evet, evet. Ciddi kafa patlatmışlar. Yani. Çok ciddi kafa patlatmışlar. Evet, hemen hepsi. Evet. Şimdi nereye geleceğim? Tabii ki sen bunları söylüyorsun, boş yere söylemiyorsun. Garip üzerine yepyeni tezler. Bu gece neden uyuyamıyorum evimdeki yatağımda diye bir başka çalışması var Erhan Altan'ın. Burada garip akımı üzerine denemelerin var, incelemelerin var. Şimdi onu program öncesinde konuştuk esasen ama bir kez daha bizi takip edenler açısından söylemek isterim. Garip akımı Türkiye'de avantgard akım olarak kabul edilebilir mi? Hayır, kesinlikle kabul edilemez. Türkiye'nin hiçbir zaman avantgardı olmadı. Bu kültürel coğrafya böyle bir şeye izin vermez diye düşünüyorum. Bunu da nereden, yani nasıl kanıtlayabilirim? Garip avantgard değildi, garip bir devrim değildi. Garip aslında sonra Nazım Hikmet'le girilmiş olan serbest nazım şiirinde bir ileri adımdı. Çok önemliydi, çok değerliydi. Arkasında kendi poetikası vardı. Ama bir devrim değildi, harika bir evrim adımıydı. Harika bir evrim adımını Türkiye'de devrim zannettiler, avantgard zannettiler. Neden? Öyle muhafazakarız ki ufacık bir hareketlenmeden panikliyoruz ve bunu çok büyük bir değişim zannediyoruz. Yeni miydi peki? Yani burada çünkü öyle bir şey diyorsun, garip birinci yeni olarak yenisini hızla eskitti. Çünkü sadeliği ve aşinalığı nedeniyle kolayca benimsendi. Tabii. Yeniliğine katılıyorsun yani. Hem katılıyorum hem reddediyorum. Şöyle ki yeni, yani kafiyeyi reddediyor. Ama özellikle Orhan Veli çok fazla deyim kullanıyor. Neden bu kadar çok deyime yaslanma gereksinimi duyuluyor acaba? Çok fazla tekrar, aynı dizelerin veya aynı sözcüklerin tekrarı. Neden bu kadar çok tekrara müracaat ediliyor? Neden? Çünkü yeni deyip alımlayıcıların reddetmesinden korkuluyor. Çünkü kafiyeyi atmış, ölçü zaten atılmış. Şiirin bir arada kendi başına duramayacağından, dağılıp çözülüp gideceğinden korktuğu için böyle birleştirici bambaşka araçlara müracaat ediyor. Ama bu araçlar işte onu Cemal Süreyya'nın da eleştirdiği gibi folklore yaslıyor. O da onun aslında yenisini elinden alıyor. Ama o yeninin yeni öğeleri öyle göz kamaştırıcıymış ki bu uzun zaman fark edilmemiş. Orhan Veli böyle yapıyor. Bunun tam zıddında duran başka bir şair var, Melih Cevdet Anday. O bunlara hiç itibar etmiyor.
O aslında... Sonra yolları ayrılıyor düşünsel zaten. Tabii. Düşünsel evet. bir şiire yöneliyor ve Garip kitabında onun oraya yöneleceği çok belli. İkinci yeni için ne düşünüyorsun peki? Onu da alayım. Yani ikinci yeni tabii ki bizim... Yani Türk şiir tarihinin en güzel yanı kendisi. Yani tabii ki enfes şairler ve çok iyi şiirler getirmiş. Biz onlarla büyüdük. Yani. Biz onlarla büyüdük. Şiiri onlarla evet. keşfettik. Yani çok seviyoruz. Ama ben birkaç ikinci yeni şiirini Almanca'ya çevirdim. Çevirirken fark ettim, sonra düşündüm. Yani Türk şiirinin Batı'ya vereceği hiçbir şey yok ve olmamış. Olamaz. Hepsinin çok daha fazlası daha önce yapılmış. Buradan başka bir şey çıkıyor. Bu şiir tamamen bu kültürün şiiri olarak çıkmış. Bu da bir şiir tarihi olarak enfes yapıyor. Yani toplumsalın ilerleyişiyle şiir tarihinin ilerleyişi arasındaki bağlantıların bu kadar net olduğu başka bir şiir tarihi var mıdır bilemiyorum. Bu toplumsalın ilerleyişi derken ben modernitenin ilerleyişinden bahsediyorum. Yani modernitenin ilerleyişini, direkt iz düşümlerini şiirde bulacağınız, hatta ben bir de şöyle demek isterdim, şiirin ilerleyişinin iz düşümlerini toplumda bulacağınız bir şiir tarihi başka yerde zor olur. Bunun olabilmesinin nedeni de Batı'ya yeterince uzak, yeterince yakın olması. İkinci yeni Garip'ten sonra hepimizi ferahlatan bir şey yapmış. Ahengi bozmuş. Yani Orhan Veli bizde ahenk yok diyor ama o diyor ama başka bir şey yapıyor. Ahenk kaynıyor şiirler. Ahengi bozmuş. Gerçekliğe olan inancımızı sarsmış. Gerçekliğe olan inancımız adam akıllı sarsılmadan biz modern olamayız. Ve nasıl şiir yapılabileceğini göstermiş. Yani aslında bizim doğum anımız biraz orası. Babanın da hayran olduğu bir şair bu arada, değil evet, mi? Evet, evet. Ona da ithaf edilmiş kitap. Evet, evet. Peki baban ne dedi buna? Çok şaşırdı. Biraz bu eleştirilerini duysanız. ağlamaklı oldu, ben bilmem böyle şey dedi. Sonra ama kitabı biraz ağır bulduğunu söyledi. Evet, dil evet. Gerçekten ağır kitaplarda evet. ama hani konuya yatkın insanlar için de çok sürükleyici, onu söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Bak asıl bir şeye geleceğim. Bu Viyana'da şiir kitabı satıyor mu? Sade'de geliyor dermiş. Viyana'da, yani Türkiye'de şiir kitaplarının satış rakamları her zamankinden daha kötü. Ama bu Viyana'daki satış rakamlarından her zaman daha iyi. Enteresan. Orası daha da kötü. Enteresan. Orada çok daha az şiir kitabı çıkıyor buraya göre. Yani hani buradan aman işte şükredin halinize demek istemiyorum tabii ki. Kaç satıyor? 100-200 falan satıyor. Türkiye'de galiba 100 satıyor artık şiir kitapları. Ya, sadece 100 satıyor. Ama bu arada hani herkesteki şiir kitabı da bastırabiliyor. Öyle bir yere zamana da geldik. Bu da var yani. Yayıncılığa geleceğim şimdi tabii ki. Evet. Viyana'da yayıncılık... aşamalarından da geçtiğini biliyorum. Hı hı. Orada nasıl gidiyor? Ne anlamda satıyor? Dünyadan çıkış. Ha evet, şey Avusturya Kitaplığı. Evet evet, Avusturya Kitaplığı'nı soruyorum. Evet, epey bir zamandır Avusturya Kitaplığı diye bir dizi yapıyorum. Hı. Pan Yayınları'nda başladı. Dünyadan Çıkış Yayınları'nda devam ediyor. Yani ömrüm yettikçe bunu yapacağım ve şöyle uzun bir kitaplığa konduğunda kalın oldukça yer kaplayacak bir hale getirmek niyetindeyim. Ve Avusturya'nın en nadide yapıtlarını Türkçe'ye çevirip kazandırmak istiyorum. Bu arada bunu yaparken çok az parayla yapmıyoruz, hiç parayla yapıyoruz. Yok paramız. O daha önemli. Evet, para olmadan olabiliyor. Yani benim orada yaşayıp, yazarlarla tanışıp bir şekilde ya telifsiz ya çok düşük telifle ağlak yapmayı çok iyi öğrendim. Yayın evlerine yazdığım maillerde bir şekilde kapabiliyorum. Son zamanlarda Türkiye'ye yönelik olumsuz havanın çok tabii ki farkındayım ben de. Ama yayın evleriyle ilişkimde bu tam tersi.
ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorlar. Koca koca dev yayın evleri işte benim küçücük vereceğim paralarla ilgili 15 tane e-mail gönderip şey yapıyorlar. Hakikaten iyi yaklaşıyorlar. Yani çok memnunum. Ve bu sayede de bir sürü kitabı, yani işte satıştan düşmüş oluyor, şu bu oluyor. Telifini oldukça uygun bir fiyata alıp Türkçe'ye kazandırabiliyoruz. Ya bekliyoruz devamını tabii ki de. Tabii ki, tabii ki geliyor zaten. Şimdi süremiz bitti neredeyse Erhan Altan. Evet. Şunu tabii ki isteyeceğim senden. Programın kapanışında bunu hep istiyorum. Özellikle genç şairlere ne önerirsin? Bu kadar şiirin içerisinde yaşayan, soluyan biri olarak. Genç şairlere kendi geleneklerinden kaçmasını ve başka şiirler, başka ülkelerin şiirlerinden, başka disiplinlerin metinlerinden onları model alarak etkilenmelerini öneririm. Kendi geçmişlerinden ve kendilerinden ne kadar kaçarlarsa o kadar daha kendilerini bulma şansının olduğunu düşünüyorum çünkü. Evet, ilginç bir mesaj oldu bu. Evet, kendine giderek kendinizi bulamazsınız. Başkasına giderek bulabilirsiniz. Yani göç öneriyorsun. Göç öneriyorum. Evet, ben de öyle yaptım. Ruh göçü. Peki, çok teşekkür ediyorum Erhan Altan. Esas ben çok teşekkür ediyorum. Ve gerçekten devamını bekliyoruz. Onu da ifade ediyorum. Heyecanla. Kimse okumasa da ben okuyacağım. Tamam, sözleri. Zaten yeter. Evet efendim, bugün ilginç bir konuyu tartışmaya çalıştık. Aslında çok çok uzun tartışılabilecek bir konu. Erhan Altan'ı Viyana'dan gelmişken yakaladık, kendisini konuk ettik. Hakikaten de keyifli bir söyleşi oldu. Bu kitabı bulabilirler değil mi? Nasıl bulabilirler? Tabii bulurlar. Yani internetten. İnternetten, evet. Zugun Ruhe. Evet. Evet, Zugun Ruhe. Takip etmenizi öneriyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.